Aslında çok evrensel bir hikaye. Dünyanın neresine gitseniz çok benzer durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Her anne babanın tipik tepkileri, her ülkedeki eğitim sisteminde benzer aslında niyeyse benzer dayatmaların olması, insan tekinin yetişirken gösterilmesi gereken kıymet yerine totalde bir başarı güdülenmesiyle insanların bir yola sevk edilmesi, sürekli hep yarış atı gibi bir başarı hedefi konulup, halbuki her kişinin hayatındaki başarı elde etmek istediği alan farklıdır. Kafa yormak istediği, ilerlemek istediği, durmak istediği, nefeslenmek istediği yer de çok farklıdır ama filmin güzelliği o aslında. Hani sadece disleksi hastalığına sahip bir çocuğu anlatmıyor. Her çocuk özeldir diyerek aslında her bireyin özel ilgiye muhtaç olduğu, özel eğitime ihtiyaç duyduğu ile ilgili. Çünkü 60 tane çocuğu bir sınıfa alıyorsunuz. 3 sene, 5 sene aynı eğitim, standart bir müfredatı koyuyorsunuz önüne. Bir The Wall'da meşhur olduğu gibi bir fabrikadan çıkarır gibi çıkartıyorsunuz. Ve hepsinin aynı karaktere sahip olmasını, aynı tepkileri vermesini, aynı insan olmasını bekliyorsunuz. Halbuki her insan tektir. Hani bizim imanımız da onun o üzere. Biriciyiz. Ama sistem tek tipleştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla bunun eleştirisini de yapan çok başarılı, çok güzel bir film. Hani o anlamda yerelden çıkıp evrensele ulaşması da çok güzel. Çünkü evet Hindistan isimler Hintçe isimler. Fakat hani o Batı özentisi olması aynı. İşte orada oynanan spor dalının bir de Batı sporu olması aynı, makbul olan. Makbul olan bir şey var. Ve sizin de başarılı olmanız için ancak o makbul kriterlerine uygun bir eğitiminiz, bir hayatınız, hedefleriniz olması gerekiyor. Film bunu eleştirmesi açısından ve hani hayır buna uymak zorunda değilsiniz. Farklı bir hayatınız olabilir deme noktasında çok başarılı bir yapım.